Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Maç günüyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Selahattin Kınalı ve Kartal Yiğit konuklarımız yaklaşık 2 saat boyunca kendileriyle gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Karadeniz derbisine bugün sahne olacak Samsun Spor Trabzonspor'u konuk edecek. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe üstüne de yine konuşacağımızı belirtelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kerem. İyi hafta sonları. İyi yayınlar olsun. Katılıyorum Kartal. Evet, iyi bir hafta sonu temenni ediyoruz. Katılıyorsun, bana hep katılıyorsun. Evet. Sana katılmamak mümkün değil. Teşekkürler. Onu söyleyeyim, ne söylersen. Ben de sana katılıyorum Selahattin abi. Sevgili seyirciler, Avrupa Liglerine de mutlaka göz atacağımızı söyleyelim. Birbirinden önemli karşılaşmalar var. Premier Lig'de şampiyonluk yarışındaki takımlardan Arsenal'ın şu dakikalarda Bournemouth karşısında 0-0'lık beraberlikle oyuna devam ettiğini belirtelim. 31. dakikadan çıkıyoruz, 32. dakikaya giriyoruz. Championship'te çok önemli bir gün. Ipswich Town ya da Leeds United adını Premier Lig'e yazdıracak gün sonunda Ipswich Town'la Huddersfield karşısında bir beraberlik yetiyor. O karşılaşmaları da mutlaka takip ediyor olacağız. Lig'de Ankara Gücü Alanya Spor maçı 1-1 sona erdi. Beşiktaş ise Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti haftanın açılış mücadelelerinde. Bugüne dair konuşacağız. Kameralarımızı şimdi Samsun'a çeviriyoruz sevgili seyirciler. Yunus Emre Sel bizi bekliyor, söz kendisinde. Teşekkürler Kerem. Şu anda Trabzonspor'un Samsun'da kamp yaptığı otelin önündeyiz. Trabzonspor bugün ligdeki üçüncülük konumunu daha da sağlamlaştırmak adına önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Tabii ev sahibi takım açısından da ligde ateş hattından uzaklaşma noktasında oldukça kritik bir karşılaşma. Trabzonspor taraftarlarının akın akın Samsun'a geldiğini ve buradaki taraftarlarla birlikte misafir takım tribününün tam dolu olacağını hatırlatmakta fayda var. Trabzonspor cephesinde Hüseyin Türkmen dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta Eren Elmalı kart cezalısı olduğu için forma giyememişti ama o bu maçta geri dönüyor. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Trabzonspor adına. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Meunier, stoperde Batista Mendy, Dansville ikilisi, sol bekte Eren Elmalı. Orta sahada defansın hemen önünde Umut Güneş veya Berat Özdemir'den birine şans verecek Abdullah Hoca. Onların önünde Bardi'yi göreceğiz. Sağda Edin Vişça, ortada Pepe, solda Trezeguet, ileride Onaçu'yu bekliyoruz. Eğer bu saydığımız muhtemel 11 çıkarsa geçtiğimiz haftadan farklı olarak 2 veya 3 ismin sahada olacağını söyleyelim. Özellikle Trezeguet son haftada oyuna girdikten sonra takıma önemli katkılar yapmıştı. Fontas'ın yerine bugün sol kanatta Trezeguet'i görme ihtimalimiz yüksek. Yine en uç noktada da sakatlığını tamamen atlatan ve son maçta gerçekten çok başarılı bir performans ortaya koyan Paolo Nacho'yu göreceğiz gibi gözüküyor. Tabii ki bu karşılaşma hem ligdeki konumu sağlamlaştırmak adına oldukça önemli ama hem de hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Karagümrük'te deplasmanda oynayacak olan maç öncesi moralleri daha da yüksek tutma açısından kritik bir karşılaştırma. Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularına bu yönde uyarılarda bulunuyor. Biz sahada taktik anlayışa bağlı kaldıktan sonra ligde her takımdan puanlar alabiliriz. Bu yüzden Samsun deplasmanında da çalıştığımız oyuna sadık kalalım şeklinde oyunculara uyarısı var. Trabzonspor için bugünkü karşılaşmada 3 puan almak kalan haftalarda üçüncülük konumunu sağlamlaştırma noktasında oldukça kritik. Yönetim kurulu da neredeyse tam kadro olarak Samsun'a gelecek ve takıma burada desteklerini sonuna kadar vermeye çalışacaklar taraftarlarla birlikte. Ayrıca şu detayı da paylaşalım. Tabii ligde artık sayılı haftalar kaldığı için takımda kalmak isteyen veya sözleşmesi sona erecek oyuncular da bir yandan kendilerini göstermek, belki Abdullah Hoca'ya bir kez daha burada mutlu olduğunu belirtmek adına üst düzey bir performans sergiliyor ama genel anlamda transfer yapacak isimler de tabii ki kalan haftalarda bu performansını daha da artırıyor gibi bir durum var. Trabzonspor'un hücum hattının performansının da son haftalarda daha da dikkat çekici bir istatistik ortaya koyduğunu vurgulayalım. Ayrıca Kerem, Trabzonspor'da yine Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıkladığı gibi transfer teklifi alan oyuncular da var. Onlar da belki bu kalan haftalardaki performanslarıyla hem kendi gelecekleri hem de Trabzonspor'a belki transfer olacaksa maddi anlamdaki getirisini artırmak adına da daha da önemli
bir performans ortaya koyacak gibi gözüküyor. Şu an takımın kamp yaptığı otelin önü sakin ama ilerleyen saatlerde belki burada da bir hareketlilik yaşanıyor olabilir. Biz gün boyu Selman Kutlu ile birlikte gelişmeleri aktaracağız ama gerçekten Samsun'da hem şiddetli bir rüzgarın hem de yağışın şiddetinin her geçen dakika arttığını da hatırlatıp sözü yeniden size bırakalım biz. Teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel'e aktardıkları için. Bu arada Championship'teki mücadeleden bahsetmiştik sevgili seyirciler. Ipswich Town'ın Huddersfield karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladığını da belirtelim. Buradan kaybetmezlerse zaten Leeds Southampton maçının ki o mücadelede 1-1'lik beraberlikle devam ediyor. Sonucuna bakmaksızın Ipswich Town adını Premier Lig'e yazdıracak ve çok da büyük bir başarıya imza atmış olacaklar. Geçtiğimiz sezon League One'ı yani bir alt ligi ikinci sırada bitirerek Championship'e yükselmişlerdi. Neredeyse aynı kadroyla mücadele ediyorlar ve aynı kadroyla Premier Lig'in kapısından içeri girmek üzereler. Bir şey anlatır mı bu durum bize? Menajerlerin hiç sevmediği takım tipi. Her sene 10-15 transfer yapmak varken baksana aynı kadroyla gidiyorlar. Evet. Anlatıyor tabii. Bir yatırım, bir emek, sadakat, işbirlik, markayı... marka sevgisini, şehir sevgisini başka sevgilerin önüne koymamak. Bir sürü şey söylenebilir. Kitap yazılabilir. Bir Ipswich Town gibi hikayeler var. Zaten eskiden de biz çok eskilerden Ipswich Town'u Premier Lig'den de biliyoruz. Öncesinden 2001-2002'de Premier Lig'telerdi. Premier'den öncesinden. İngiltere'de her şehrin bir kendine özgü bir hikayesi var ve bu hikayeleri önemsiyorlar. Kendi hikayelerini anlatıyorlar. İthal değerler üzerinden hikaye yazmak yerine kendi değerlerini öne çıkaran odağına kendilerini koydukları hikayeleri yazıyorlar. İşte bu senede senin işaret ettiğin gibi o hikayelerden birini yazıyor Ipswich Town. Umar ve dileriz Premier Lig'de de tutunabilirler çünkü Premier Lig'de de takımlar işte City gibi Liverpool gibi takımlar öyle büyük sermayelerle işin içine giriyorlar ki Ipswich Town gibi bir takımın orada var olması bile yani bayrağını dalgalandırması bile büyük bir onur. Ama umarız daha fazlasını da yaparlar. Küçük bir şehir İngiltere'de 130 bin nüfuslu yaklaşık. Ama işte sabırla belki mevcut kadroyu da koruyarak, gelişimine yardımcı olarak neler yapabileceklerini şu ana kadar çok çok iyi bir şekilde gösterdiler. Bu arada Arsenal gole çok yaklaştı. Bournemouth karşısında Declan Rice ceza alanı içinde önünde buldu topu. Sekerek de geliyordu. Voleyle içeri atmak istedi ama top dışarı çıktı. Sol kendine göre sağ köşeye doğru sert vurmuştu. Declan Rice önemli bir fırsatı kullanamadı. Arsenal'lı orta saha oyuncusu kaleye de epey yakın gitmiş. Biraz fazla dışla vurmuş seken topa ve top dışarı çıkmış. Heyecanlı bir mücadele oluyor. Ne oynuyor? Declan Rice ne oynuyor Arsenal'de? Declan Rice 6-8 gibi oynuyor. Abi ne 6'ya ihtiyaç olduğunda bakıyorsun orada 6 olarak, 8'e ihtiyaç olduğunda bakıyorsun 8 olarak orada. Evet. Yani çok klas, çok beğendiğim bir oyuncu. Önemli bir oyuncu. İngiltere milli takımında yine şeyde, 11 oyuncularından biri. Hem geride. Tam bir şey yani. Evet. Joker delikleri işte. Evet. Tam bir joker. Bir de çok temiz ayakları var ya, hani öyle derler ya temiz topçu. Ayaklar çok temiz. Yani... Ben birkaç röportajını da izledim bu arada. Çok iyi bir çocuk. Kalbi de temiz diyorsun. Öyle görünüyor. O zaman... Ballı kaymak yani. Evet, öyle bir görüntüsü var. 35'i açtığında 35-36'larda inşallah bir sahalarımızı tek izleyelim. Bir yanlış yaptı. İrlanda milli takımını seçmesi gerekirdi bir İrlandalı olarak. İngiltere'yi seçti. Tek yanlış o ama yapacak bir şey yok. O da olabiliyor. Zamanında Roy Keane İrlanda milli takımında çalışırken ona çok sormuşlardı soruyu. Onun dönemiydi çünkü. Bobby Sands'e haksızlık etmiş yani. Bobby Sands İrlanda Kurtuluşu Örgütü. Michael Collins'ten de biraz bahsederiz sonra ilerleyen dakikalarda ama şimdilik İrlanda İngiltere mevzusunu bir kenara bırakalım ki o mevzuda galiba rengimizi biraz belli ettik. Evet. İrlanda'yı seviyoruz yani haksızlıkları her zaman. Bu arada güzel, güzel sesle bir itiraz ülke. Eden onurlu insanların güzel tabii. Ülkesi İrlanda'ya da buradan Dublin selam olsun varsa izleyen vatandaşlarımız zaten dünyanın her yerinde. Onlara da yine şimdi İrlanda dedin ya Kerem,
aklıma şey geldi. Mustafa Hoca'nın içimizdeki İrlandalılar. Evet. Bir de bizde evet İrlanda o biz şekilde bak, futbol kamuoyunda. Bak demek bizde var yani İrlanda bir İrlandalılık var herkesin içine. İçimizdeki İrlandalı diyor. Evet. O çok önemli söz. 2000 Avrupa Şampiyonası elemeleri sırasında. Unutulmayacak bir söz evet, yani. Mustafa olan bir konu medyaya aslında bu şekilde seslenmişti. Teknik direktör Mustafa Denizli, amili takımın teknik direktörüydü.